Kanalıma hoş geldin arkadaşlar. Şu anda adı neydi senin? Karaydı. Kral Süleyman. Ha, Kral Süleyman. Kral Süleyman'ın yanındayız. Evet Kral Süleyman, sen burada biz Ramazan Hoca ile bayağı video çektik. Sen dedin Ramazan Hoca delinin teki. Delinin teki. Evet. Onu ama mesela herkes öyle demiyor mesela. Kimi onu alim görüyor, kimi senin gibi görüyor. Bunun sebebi nedir? Hayır, alim değil. Bunun sebebi ne mesela? Farklılık Ramazan sebebi. Ramazan Hoca söylerim. Söylerim, söyleyeceğim. Netanyahu'nun gönderdiği bir ajandır. Netanyahu, İsrail. Bu da millete yalan, yanlış mı? Geliyor taşı anlatıyor. Değil mi? Taş mı anlattılar? Resulullah taş mı anlatıyor? Mesela hangi konuda mesela daha çok yanlış olabilir? Sen hangi konularda? Bütün konularda yanlış. Taş bilgiler, yanlış bilgiler. Söylesem hayret kalırsın. Bir söyle hele, belki bizim takipçiler var. Şöyle diyor. Müslümanlar diyor kelle keser. Yap, İngilizlere söylüyor. Evet. Amerikalılara diyor, Arabistanlılar insanın ayaklarını keser. Böyle bir şey hiç duymadık. Söylüyor abi, siz bilmiyorsunuz. 24 saat burada mısınız? Görevi 5 kere gelmek buraya. Kafile geldiği zaman turist kafilesi aralarına giriyor. 4 dil biliyor. Ben kendi adıma hiç görmedim. 4 dil biliyor. Baba Çetin Tatar kanalı olarak YouTube. Ramazan Hoca ile ben çekmiştim video, hiç öyle kafa mafa kesme, hiçbir şey duymadım belki ben. Duymadın çünkü telefon çektiği adaletli, zaman susuyor kaçıyor. Adaletli konuşmak bak, gerekirse. Bak bir gün gel adaletli. Dene onu bak, şöyle dene. Söyle hocam seni kameraya çekeceğim, konuş de, anlıyor musun? Söyle konuş de ama şunu söyle. Amerika hakkında ne düşünüyorsun de. Direkt kaçar gider. Öyle bir gün soralım. Direkt dene, bak 5 dakika sonra gelecek. 5 dakika sonra Amerika geldi. Bu 2 gün önce şey yaptı dedi, Filistin hakkında dedi, İsrail işgal yapmış dedi Filistin'i. Yalan abi, yalan. Onlar da politikadır. Filistin zaten dünyanın ilk devleti Filistin'dir, bunu unutma. Dünyada ilk kurulan devlet Filistin'dir ve 500 şehri vardı. O kadar yanlış şeyler yaptı ki kralları, Allah'ın emrinden çıktılar. Sürekli küçülttü, 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 şu anda 16 şehri var. İsrail'in de 16 tane var, onun da 16 tane var. Ama İsrail liderleri sürekli Müslümanları düşman görüyorlar. O zaman sen diyorsun ki İsrail'in parmağı buralarda dünyanın var. Dünyanın en büyük Müslüman düşmanı Netanyahu'dur. Neden biliyor musun? Babasını ve 4 kardeşini öldürdü Müslümanlar. O zaman İsrail buralardadır. İsrail'in adamları var. Abi sen kaçırıyorsun. He. Bak kaçırıyorsun olayı. Müslümanlar, Netanyahu Müslümanları neden sevmiyor biliyor musun? Oo amirim nasılsınız? Türk ordusu sizinle korur diyor. Tamam. Türk ordusu. Evet arkadaşlar, arkadaşımız şey oldu ya, bir sorun çıktı, yayından çıkmak zorunda kaldı, polisler gelip götürdüler kendisini. İnşallah başka bir gün bu konu yarıda kaldı arkadaşlar, yarıda kaldı. İnşallah tamamlayabilirsek tamamlayacağız. Enteresan bir kişilik yani aslında, enteresan bir kişilik. Onlar iki tane video çekebildik. Söylediği şeyler akla uymuyor da, yani. Ama yine de insan dinlemeli diye düşünüyorum, bilmiyorum, ben öyle gördüm onu. Bir bakarız hele, ileride ne diyor tam olarak, ne demiyor. Biz onları da bir şey yaparız inşallah. Tabii ayrıntılı konuşuruz. Herhalde burada bağırdı diye mi rahatsız oldu millet acaba? Polisler gelip götürdüler. Bağırıp çağırdı ya birinci de işte, Mehdi benim diyor ya, Mehdi benim diyor. Tabii şimdi belki insanlar rahatsız olmuş olma ihtimali var. Onun için de götürdüler. Tabii güzellikle götürdüler. Yani maskeni tak, gel dediler. O kendisi de gitti zaten. Yani öyle çekip çekmek yoktu yani. Çünkü burada insanlar geziyor ya, belki ondan bir rahatsızlık olmuş olabilir. Tabii. Onu da bilelim yani. Evet. Şimdi Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami şu anda çok güzel, çok güzel bir havadayız. Bakalım Kral Süleyman'ın dediği gibi, az önceki arkadaşın dediği gibi akşam 12'de ne olacak diye bekleyelim. Bu akşam ben bu videoyu atacağım aslında. Bir bakalım ne olacak, ben çok merak ettim. Bari biz bunu paylaşacağız bugün. Bugün günlerden 3 Nisan 2021. Tarihleri karıştırdım bir adam. Çünkü ben de artık tarihleri karıştırmış olduk ya. Bu nedir? Hadi biz de yaşlanıyoruz. Benim beynimde de bir uyuşukluk oluşturmaya başladı beynimden. Çünkü o kadar sıkıntı, dert vardır ya.
Herkese selamlar olsun arkadaşlar. Bir de siz yorumlarda, yorum bölümlerinde ya gerçekten de biraz adalet yorun ya. Adalet. Adalet olmakta fayda var, tamam mı? Adaletli olun. Size ne diyeyim? İnşallah önümüzdeki günlerde daha farklı farklı videolarla sizlerle beraber olacağız. Aslında polisler gelmeseydi daha farklı şeyler olurdu. Daha güzel şeyler çıkabilirdi ortaya. Neyse bakacağız artık. Hayırlısıyla, Allah'ın izniyle. Evet, bu güzellikleri bir çekelim. Evet, buraya da bir bakalım. Maşallah var devamlı. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde sokağa çıkma yasağı var. Diyarbakır'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Diyarbakır çok güzel. İnşallah hastalıklar yayılmaz diyelim ama Diyarbakır'da zaten düşükmüş. Hani bu hastalık meselesinde bir düşüklük var. Hani bir hastalıklar bayağı bir düşük. İyi yani, inşallah İstanbul'da da biter, Türkiye'de de biter, dünyada da biter. Allah bizim yardımcımız olsun. Allah bizi kazalardan, belalardan korusun. Allah bizi fakirlerimizi, zenginlerimize vicdan versin. Zaten Ramazan ayı geliyor. İnşallah herkes fakirleri, etrafındakileri görür. Çünkü fakir bir insanın oruç tutması kadar zor bir şey yoktur arkadaşlar. En azından fakirlere destek olalım. Elinde olanlar, yani elinde kim ne varsa. Herkes kendi imkanına göre insanlara yardım etsin. Bak insanlar ne hale gelmiş, gördün mü? Yani görüyorsun adamlar kendi ne diyor, herkese farklı bir şey diyor. Görüyor musunuz? Yani bak bunları iyi dinleyin. Yani iyi dinleyin bir şey. Onu anlamak lazım. Anlatmak lazım. Onun için bence çok önemli böyle şeyler. Herkese selamlarımı sunuyorum. Sevgilerimi. Ben bir YouTube kanalıyım arkadaşlar. Farklı farklı arkadaşlarımızı çıkaracağız. Yani tek bir hocayla, tek bir insanla biz bu YouTube'u... Benim YouTube'um Diyarbakırlı hocaları, Diyarbakır fenomenlerini çıkarmaktır yani. Hani yoksa ben ocuyum, bucuyum değilim yani. Ben her görüşten insanı çıkartırım. Ben kanalımda herkesi tanıtırım yani. Yoksa benim öyle bir şeyim yok yani. Öyle bir kişiye bağlı değilim. Ne Ramazan Hoca'ya bağlıyım, ne Eşref Hoca'ya bağlıyım, ne Ahmet Hoca'ya, ne bu az önceki Kral Süleyman'a, ne Kenan Hoca'ya, anladın mı? Ne Yunus Hoca'ya. Hiç kimseye bağlı değiliz. Sadece biz burada insanların fikirlerini arıyoruz, burada yayınlıyoruz. Yani bu bir YouTube işi. Sonuçta YouTube kanalı. Tabii farklı farklı zamanlarda her şeyi paylaşacağız yine. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar. Eyvallah. Teşekkürler.